Camdan almıyoruz, yok. Camdan alamayız ama. Kapıyı bulursanız yardımcı olabiliriz. Sorunumuz nedir tam olarak? Vallahi benim bilgisayarım uyuyor. 2 haftadır uyku modunda. Bir anda kendi kendine oldu. Bir daha da düzelmedi. İşte böyle bir çalışıyor gibi yapıyor ama çalışmıyor aslında. Şimdi isminizi alabilir miyim? İpek. İpek diye yazalım. İyile değil mi? Dosya açalım. İyile. O'yla yaz istersen de. Aklımızda kalmış. Şimdi İpek Hanım. Çok uzun zamandır virüslerle haşır neşirim. Çok fazla virüs tanıdım. İlk defa uyku modu virüsüyle karşı karşıyayım. Açık konuşayım. Nasıl kurtulacağımız konusunu birazcık araştırmamız gerekiyor bizim. Evet. Alacağız, bakacağız, inceleyeceğiz. Gerekli tetkikleri yapacağız. Yapacağız, evet. Sonuçları bir rapor olarak sizinle paylaşabiliriz. Video konferans yaparız isterseniz. Bilgisayarım yok. Telefonunuzda şey yok mu, kamera? Ha, var. İnternetten yer derseniz bizim buranın şeyini, internetini paylaşalım size ama gerçi zaten burada olacağız, yüz yüze konuşuruz, öyle olacak bir şey olacaksa. Neyse, bunu ben iptal ediyorum. 6 ay sonra teslim ederiz. Aşırı fazla, 6 ay. Biz saatlik ücret alıyoruz bu arada. Ve günde 24 saat çalışıyoruz. Önden bunları söylemek lazım, o yüzden. Asla böyle bir şey yok. Bence akşama falan hallederiz bunu. Düzelecek mi? Bence düzelmez. Düzelir. Akşam öğreneceğiz, evet, bakalım. Akşam. Hep beraber göreceğiz. Evet. Tamam, yapacak bir şey yok. Uyku modu virüsü dendiğinde aklımıza ilk gelen şey tabii ki de uyku oldu. Uyku neydi? Uyku bir insanın yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeydi. Beynin kendisini tekrardan derleyip toparladığı ve bir sonraki güne hazırladığı o sürece uyku diyoruz, ben ve yakın akrabalarım. Uyku modu virüsü daha önce karşılaşmadığımız bir virüstü. Biz de uyku moduna girersek bilgisayarı daha yakından anlayıp virüse daha yakından temas edip sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Birazdan yapacağımız deney tehlikeli fakat gerekli. Zihnimizi bu bilgisayarın şefkatine ve vicdanına emanet ettik ve onunla birlikte uykuya dalmaya karar verdik. O halde bu hınzırın iç dünyasında buluşmak dileğiyle. Geçiyorum ben uyku moduna. Geç bakalım. Hadi bakayım ya. Oh, haydi. Arayış ayarlarını sınıflandır. Mert! Nasıl yapayım bunu ben? İmgeleri içselleştir. Geri git! Bora! Bora, gel şunu bir sınıflandır. Neredesin 2 saat? Bana burada birbirler bir şey emir yağdırıyorlar üstüme. Gittin nerelere kim bilir? Mecidiye köydeydim, ben yeni geldim. Uyku modunu deaktive et. Sonsuz bir uyku mu bu? Uyumak, ölmek mi sadece? Hayatımda bu kadar saçma sapan rüya görmedim. İpek Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yaptınız, nasılsınız? İyiyim, işte geldim. İpek Hanım, uykuda yaşanan problemlerin büyük bir kısmı uykunun REM evresinde yaşanır. Gelin isterseniz REM nedir, ne değildir, bunu bir görelim. REM nedir? REM, uykunun rüya görülen kısmıdır. İsmini bu esnada gözlerin hızlı hızlı hareket etmesinden alır. Evet İpek Hanım, gördüğünüz gibi REM bu. Gördüm. Budur, bu REM yani. Şimdi, bilgisayarınızın sorunu REM'deydi, hatırlarsınız. Hemen 3 saniye önce bahsettik çünkü. Eğer yani bu bir insan olsaydı RAM'le ilgili bir sıkıntı var diyebilirdik. Fakat İpek Hanım, bu bir bilgisayar. Dolayısıyla RAM'le ilgili bir sıkıntı var. Bilgisayarınızın RAM'le ilgili yaşadığı sorunları göz önünde bulundurarak bilgisayarınızın RAM'ini söktük. Bakın size eski RAM'inizi bir göstereyim de yani bir ders çıkarın. Şu RAM'in haline bakın İpek Hanım. Nasıl bir illet bulaşmışsa bu RAM'e
Bakın her tarafını küf bağlamış. Akşam eve gelince remleri mutlaka çıkartmanız ve sirkeli suya yatırmanız gerekiyor. Mesela tatile mi gideceksiniz? Remleri asın balkona, havalansınlar. Ha, halı gibi. Lütfen dikkat edin buna. Çok doğru. Halı. Biz ne yaptık? Bu remi taktık. Yepyeni, tertemiz, gıcır gıcır. Şu anda bilgisayarınız... Çalışıyor. Şıkır şıkır, cıvıl cıvıl bir bilgisayar. Çok teşekkür ederim. Abarttı biraz yani normal. Tıkır tıkır çalışıyor bu bilgisayar. Şimdi İpek Hanım, dikkatli alın. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Boynumuzun borcu. İpek Hanım, biz sizi bir trene bindirdik. Tertemiz, yepyeni, uzun bir tren. Ve bu tren nereye gidiyor diye soracak olursanız eğer, size şu cevabı verebilirim. Siz nereye isterseniz oraya. Ya, buraya bak. Bak buraya bak. Ve bak burada neye denk geliyor biliyor musun? Dağılmış bir rap grubuna. Denmez o ya bildim. Evet pardon. Helal lan. Acıdı mı pardon. Fakat bilgisayarınız bir bilgisayar. Dolayısıyla bu da bir RAM programı. Gelin program istersen. Pardon ya. Problem mi? Program.